Sayın moderatör, değerli meslektaşlarım, sizlere endotel keratoplastisinde yeni başlayanlar için özellikle greft açılmasında püf noktalardan bahsedeceğim. Bu sunumda bahsedeceğim ürün ve ruhsat sahipleriyle ilgili herhangi bir finansal yönetim bulunmamaktadır. Bildiğimiz gibi posterior lameller kornea nakli, özellikle disek ve dimek, belirgin stroma skarı olmayan endotel disfonksiyon durumlarında kurtarıcı olarak imdadımıza yetişmektedir. Yaklaşık 35-40 yıllık bir geçmişe sahip bu endotel nakli. Ama yaygınlaşmaya başlaması 2006'lı yıllarda, yani yaklaşık 15 yıl önce disek ve dimekin güncellenmesi ve bizlere sunulmasıyla ortaya çıktı. Sonuçlarının iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada gördüğünüz gibi belirgin stroma vaskülarizasyonu, 1000 mikrona varan çok şiddetli ödemlerde bile çok iyi sonuçlar alabilmekteyiz. Ve daha önemlisi penetran keratoplastiğe birçok avantajı bulunmakta. Bu nedenle stroma arayüz problemlerini ortadan kaldıran, kornea biyomekaniğini etkilemeyen, sütür gerektirmeyen, rejeksiyon gibi problemi %1'ler seviyesine çekmiş olan güncel yöntem desme membranı endotel keratoplastisi. Ancak burada temel problemlerden bir tanesi, öğrenme sürecinin diğer yöntemlere göre oldukça zahmetli olması. Buradaki bence temel zahmeti artıran nokta ise greftin açılması ve oryantasyonun belirlenmesi ve açılması. Bu sunum süresinde bu konuya odaklanacağım ve birkaç olguda çeşitli videolarla bunların üstesinden gelmesini sizlerle paylaşacağım, nasıl geldiğimi paylaşacağım. Gördüğünüz gibi birçok şekilde bulabiliyoruz grefti ön kamerada. Buna çift namlu, double barrel deniyor. Bu flower bouquet, çiçek buketine benziyor. Bir kısmı daha dar, bir kısmı daha geniş olan bir üçgene andırıyor. Cigar roll, pro rulosu, hiçbir açıklığı olmayan, çok sıkı olabilir. Özellikle genç greftlerde karşılaşıyoruz. Yaşlı greftlerde çok gevşek olduğu için en ufak bir sıvı dalgalanmasında özellikle böyle keskin noktalan dönüşler olabilen bir origami şekli. Taco rulosu neredeyse tamamen ikiye katlanmış bir greft. Açılması, düzgün oryantasyonda açılması zahmetli ve hemidimek rulosunu görmektesiniz. Bunların hepsinin çeşitli zahmetleri var açılma konusunda ama oryantasyon belirlendikten sonra bunları açmak kolay. Şimdi greft nasıl hazırlanıyor ona bir bakalım. Epiteli sıyırdıktan sonra ön kameraya hava veriyoruz ve ön kamerada hava altında desme ve endotel kompleksini, hastalıklı desme ve endotel kompleksini sıyırıyoruz. Bu kompleksin sıyrılması sırasında zedelememek önemli stromayı. Hava altında yapılması hem bu yapının stromaya yapışık kalmasını ve ön kameraya dağılmamasını sağlıyor hem de görüntüleme açısından oldukça avantajlı oluyor. Ön kamerayı hazırladıktan sonra grefti ön kameraya implante ediyoruz. İmplante ettikten sonra düzgün oryantasyonda mı greft? Yani endotel aşağıda mı yoksa yukarıda mı? Onu bilmemiz lazım. Bunun için mesela burada endoiluminatör kullanımını görüyorsunuz. Özellikle ödemli korneyalarda her ne kadar grefti boyamış da olsak oryantasyon, yani bu kıvrılmanın ne tarafa doğru olduğunu anlamak çok zor oluyor. Onun için bir yardımcı teknikten faydalanıyoruz. Bu yardımcı teknik endoiluminatör olabilir. Veya bir S stamp denilen greftin bir bölgesinde S veya F, S veya F harfi kullanılıyor. Bölgesinin stroma tarafının boyanması olabilir. Veya benim çok daha sıklıkla kullandığım ve bir sonraki videolarda daha iyi göreceğiniz Mitsuri işareti. Bu Mitsuri işareti greftin her zaman stroma tarafına doğru katlanacağını öngörüyor. Ve belli bir derinlikteki ön kamerada greft gerçekten endotel tarafı dışarıda olacak şekilde katlanıyor. Bunu doğru oryantasyonda olduğunu anlamanın yolu, bu kanülümüzü ön kameraya ilerletiyoruz ve ön kameraya ilerlettikten sonra greft katlantısına doğru ilerletiyoruz. Eğer greft katlantısı stromaya doğruysa bu mavilik, kanülün ucundaki mavilik ortaya çıkıyor. Yani greft katlantısının arasına girmiş oluyor. Eğer greft ters olursa
greft katlantısının arasında bu kanül girmeyeceği için bu maviliği de görmüyoruz. Buna Mitsuri işareti deniyor ve benim çok sık kullandığım teknikten bir tanesi. Burada grefti implante ederken ön kameraya bir miktar hava geçtiğini görüyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Aslında Dapena metodunda ön kamerada havayla grefti açıyoruz ama o zaman greftin tepkileri değişiyor bizim manevralarımıza. Gördüğünüz gibi burada greft ilk açıldığında double barrel yani çift namlu dediğimiz şekilde bunun açılması nispeten daha kolay. Niye? Santralden korneal tep yoluyla sıvının her iki tarafa paralel gitmesi sağlanarak bu çift rulonun açılması nispeten daha kolay sağlanabiliyor gördüğünüz gibi. Sadece santral teplerle yapıyoruz. Ön kamera derinliğine side porttan sıvı çıkartarak veya bazen ön kameraya sıvı vererek sağlıyoruz. Şimdi burada Mitsuri işaretini göreceksiniz. Bu kanülümü ön kameraya ilerlettim. Greftin üst tarafında, greftin anteriorunda şu anda. Ve kanülümü yukarıya doğru kaydıracağım. Kaydırdığım zaman eğer bu flap stroma tarafındaysa ve doğru oryantasyondaysa eğer bu greft, kanülümün bu flaple greft arasına girmesini bekliyorum ve o sırada kanülün ucu bu flap nedeniyle bir mavi renk alacak. Şimdi ona dikkatle bakalım. Gördüğünüz gibi kanülümün ucunun mavileştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu greft doğru oryantasyonda. Greftin yerini ayarlayabilmek için de daha limbustan limbustan dokunuşlar yaparak greftin santrale ulaşmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi grefti hem santralize ettik hem de açabildik. Şimdi bir miktar greftin altına hava implante ederek grefti tam olarak yapıştırdık. Buradan sonra vaka tamamlandı denebilir. Burada bir diğer teknik Drizamer tekniği. Buna çift kanül tekniği de diyebiliriz. Yarım bir açılma olduğunda, yani double barrel değil de yarım bir açılma olduğunda, rulo burada görüyorsunuz ruloyu, bu taraftaysa greft açılmış. Bu açılan greft açı bölgesinde sıkıştırılabilir bir kanül yardımıyla. Diğer kanül ise yine indirekt korneal teplerle sıvı akımını kullanarak buradaki ruloyu açabilir. Tabii bundan önce muhakkak ve muhakkak greft oryantasyonunun doğru olduğunu bilmemiz lazım. Burada gördüğünüz gibi bir ucu bu kanül sıkıştırırken diğer uçtaki ruloyu diğer kanül tap yaparak açtı. Bir diğeri yine double barrel var. Mitsuri işareti var. Burada da çift kanül tekniğini göreceksiniz. Bu Dorkun cam kanülü. Bu Dorkun cam kanülü oldukça sevdiğim bir kanül. Yanah da aynı zamanda böyle bir cam kanül üretti. Yakın zamanda henüz Türkiye'de yok ama o da gelecek. Bu kanülün bir ucu çok geniş olduğu için grefti hiç zedelemeden o kanülün içine alabiliyorsunuz. Diğer ucu da 3 milimetreden geçecek şekilde. Dolayısıyla sütürsüz, yani burada göreceğiniz tüm cerrahiler sütürsüz olarak bitirildi. Cerrahi sırasındaki manipülasyonlar sırasında bile buraya bir sütür atmaya gerek yok. Sadece biraz daha uzun bir 3 milimetrelik tünel açmak yeterli oluyor. Bu tüneli stromal hidrasyonla bile kapatmaya gerek olmuyor. Gördüğünüz gibi grefti içeriye yerleştirdiğimizde çift namlu olduğunu görüyoruz. Aslında kolaylıkla bunun açılması lazım ama gördüğünüz gibi bir tarafı daha hızlı açılıyor. Hemen Mitsuri işaretiyle doğru oryantasyonda olup olmadığına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kanül katlantının altına girdi. Gördüğünüz gibi bir taraf daha fazla açıldığını gördüğümüz için alt taraftaki kanülle sıkıştırarak diğer kanülle üstte gördüğünüz rulonun açılmasına sağlıyoruz. Biraz desantralize olduğu için yine limbustan teplerle greftin uygun bölgeye ulaşmasını ve açık halde olmasını sağlıyoruz. Bu aşamalarda ön kamera hiçbir zaman tam olarak kapalı olmamalıdır. Muhakkak bir miktar sıvı olmalı ki endotelin iris yüzeyine temas etmemesinden emin olmamız lazım. Bu tekniğin orijinal adı no touch metodu. Yani grefte hiç dokunmadan aslında indirekt manipülasyonlarla grefti açıp uygun yere implante etmemiz lazım. Gördüğünüz gibi havayı tam doldurmak bile buradan herhangi bir kaçışa neden olmuyor. Tam tersine burada uzun bir tünel olduğu için valve etkisiyle içerideki basıncın artmasıyla buranın aslında sızdırmazlığı artıyor.
Bu da yine bir başka olgu. Burada da sigar rol göreceğiz. Yani püro rulosu, sigara rulosu olarak söylenebilecek. Gördüğünüz gibi bu genç bir olgu muhtemelen. Tek bir yuvarlak rulo halinde. Burada herhangi bir uç olmadığı için teplerle açmak aslında daha zahmetli. Biraz daha derin bir ön kameraya ihtiyaç olabilir. Ve yine çift kanülün bize çok faydası olacağını biliyoruz. Affedersiniz, bir sonraki slayta geçti. Evet. Gördüğünüz gibi tekrar implantasyonu göreceğiz. Sıvı akımıyla implante ediyoruz. Giriş sırasında çok hafif bir katlantı olmasına rağmen bu çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Gördüğünüz gibi ön kamerayı daraltıyorum birazcık. Uygun seviyede olmasını istiyorum ve evet, şimdi çok şanslıyız çünkü rulo açıldı ve açılır açılmaz aslında bir çift namlu veya bir çiçek buketi şeklini aldı. Şimdi hemen doğru oryantasyonda mıyız ona bakmamız lazım. Yine Mitsuri işaretini görüyorsunuz. Yine katlantının altına doğru ilerletiyorum ve kanülün maviye dönüştüğünü görüyorum. Doğru oryantasyonda ve artık rahatlıkla bu grefti açabilirim. Ama yine bir taraftaki rulo diğerinden daha erken açılma meyiline gidiyor. Bir miktar daraltıyorum ve yine bu taraftaki açılmış olan grefti sabitleyerek diğer taraftaki ruloyu diğer kanülle indirek teple açıyorum. Ve gördüğünüz gibi santralize bir greft tamamen açıldı. Hafif kenardaki katlantılar havanın çok düzgün bir şekilde verilmesi ve hava enjeksiyonu sonrasında dikkatli bir şekilde artırılmasıyla rahatlıkla düzleştirilebilir. Burada ters greft olduğunda ne yapmamız gerekiyor? Şimdiye kadar baktığımız Mitsuri işaretinde tüm greftlerin doğru oryantasyonda olduğunu gördük ve bu doğru oryantasyondaki greftleri rahatlıkla açıp vakayı 5 dakikadan kısa bir sürede tamamlayabiliyoruz. Ama ters olursa işler o zaman sarpa sarıyor. Burada gördüğünüz greft ters. Şimdi onun bir sıvı akımıyla ters yüz edilmesini göreceksiniz. Alt üst edilmesini göreceksiniz. Giriyoruz. Greftin altından bir sıvı akımı vereceğiz ve böylece greftin hızlı bir şekilde döndüğünü, ağır çekimde, dörtte bir hızına iniyoruz burada. Ağır çekimde döndüğünü gördünüz. Böylece greft tam olarak dönmüş oluyor. Greft'i bir miktar santralize ettikten sonra bu sefer yine Mitsuri işaretini göreceksiniz. Ön kameraya giriyor kanülümüz ve hemen evet, gördüğünüz gibi burada bir mavileşmeyi görüyoruz. Bu niye önemli? Çünkü gördüğünüz gibi bu uzamış bir vaka. Bu uzamış vakada ne kadar iyi trepan mavisiyle boyarsanız boyayın, greft'teki boya manipülasyonlar ve sıvıyla temas sonrası açılıyor ve greft'in hem oryantasyonunu hem ne kadar açıldığını görmek çok zahmetli oluyor. Şimdi burada endoilüminatör desteğini göreceksiniz. Ve zorlu bir flip var. Her zaman ilk olgularda olduğu gibi kolay açılma olmuyor. Ama bunların hepsinin üstesinden gelecek çeşitli tekniklerimiz var. Burada endoilüminatör yardımıyla çok güzel bir çift namlu şeklinde. Double barrel. Dolayısıyla bunu çok rahatlıkla açabileceğimizi düşünüyoruz. Ve endoilüminatörle ne tarafının üst ne tarafının alt olduğunu görüyoruz. Ama muhtemelen implantasyon sırasında aslında istediğimiz gibi de implante edebiliyoruz ama üç boyutlu görüntü her zaman doğru olmayabiliyor. Onun için kanülle veya bir stamp damga kullanarak muhakkak bunu görmemiz lazım. Şimdi burası önemli. Burada ters olan bir greft nasıl davranıyor onu göreceğiz. Çünkü düz duran greftlerin nasıl altına kanülün girdiğini ve mavileştiğini gördük. Şimdi burada ters duran bu greftin ters durduğunu biliyorum. Çünkü vakayı ben yaptım. Ne kadar terlediğimi, ömrümden ne kadar ömür gittiğini ben biliyorum. Şimdi greftin üstündeyiz ve kanülü ilerletiyoruz. Gördüğünüz gibi kanülün altına girmek yerine buradaki rulonun açılmasına neden oldu. İşin ilginç yanı, normalde grefti açmak için çok uğraşırız. Burada bir iki tep sonrası bu ters olan greft tamamıyla açıldı. Hiçbir rulo yok.
Ön kamera aslında derin, tamamıyla boşalmış değil. Ona rağmen greftin çok hızlı bir şekilde açıldığını görüyoruz ama ters olduğundan eminiz. Şimdi bunu flip yapmamız lazım. Mümkün olan en az jet akımı kullanarak önce grefti bir origami şekline getiriyoruz. Aslında uygun olan bu grefti tekrar rulo haline getirmek ama bu olguda ne kadar ön kamerayı derinleştirirsek derinleştirelim, muhtemelen bir elektrostatik bir güçle irisle bu greft bir çekime girdi ve ne kadar derinleştirirsek derinleştirelim aslında rulo haline geri dönmedi. Gördüğünüz gibi burada taco şeklini aldı. Şimdi yine temel konu acaba flip yapabildik mi? Yani alt üst edebildik mi grefti? Şimdi ona bakmamız lazım. Önce endolimetör yardımıyla bakıyoruz. Yani her seferinde kanül yerleştirmek, kanülle ilerletmek istemiyoruz ama tahmin ediyoruz ki flip'i gerçekleştirebildik. Dolayısıyla bu taco'yu bir miktar daha rulo haline getirip biraz daha açtıktan sonra ön kamerayı biraz derinleştirip greftin kenarlarının rulo haline gelmesini sağlayacağız ve Mitsuri işaretini yine gerçekleştirerek greftin oryantasyonundan emin olacağız. Ondan sonra ancak grefti tekrar tam olarak açmaya yelteneceğiz. Burada endolimetörle muhtemelen dediğim gibi doğru yolda olduğumuzu tahmin ediyoruz ama yine ikinci bir yolla tekrar denememiz lazım. Çünkü az önce dediğim gibi gölgeler bazen yanıltıcı olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi bu katlantının doğru oryantasyonda olduğunu görüyoruz. Ondan sonra zaten vaka bitti demektir. Sideboard'dan giriyoruz. Greftin altına hava enjeksiyonuyla sütürsüz bir şekilde cerrahiyi tamamlıyoruz yine. Şimdi ne kadar zorlu olursa olsun böyle 1000 mikronluk olguları çok rahat bir şekilde 525 mikron gibi çok kabul edilebilir, güzel yerlere çekebiliyoruz. Şimdi burada az önce gördüğünüz olguya hemidimek demesem eğer bunu anlamak çok zor olurdu. Bu 5. yılını dolduran bir olgumuz. Diğer parçası da başka bir hastaya gitti. Burada gördüğünüz gibi çok küçük bir endotel yapısı ve açılmamakta ısrar ediyor. Açılsa bile hemen tekrar rulo olma meyilinde. Onun için muhakkak ön kamerayı tekrar daraltarak bunu açmak istiyoruz. Burada önemli olan nokta bir, oryantasyonun doğru olduğunu anlamamız lazım. İki, greftimiz hemidimek olduğu için küçük bir greft. Dolayısıyla bu şu anda Mitsuri işaretini göreceksiniz ve doğru yerde olduğumuzu görüyoruz. Birincisi doğru oryantasyonda, doğru oryantasyonda olduğumuzu anladık. İkincisi bu greftin muhakkak ve muhakkak pupiller aralığı kapatması lazım. Pupiller aralığın dışındaki greft görmeyi istediğimiz kadar artırmıyor. Çünkü pupiller aralığın dışındaki greft pupiller aralığa endotel migrasyonu sonrası ancak o bölgenin kurumasını, imbisyon kuvvetinin oluşmasını sağlayacak. Dolayısıyla stromal kurumayı ancak en iyi şekilde greft pupiller aralığı kapattığında görüyoruz. Gördüğünüz gibi pupiller aralığı kapatan bir greftimiz var ve altına hava vererek de kenarlarının tamamen düzleştiğini görebiliyoruz. Şimdi bu hemidimeğin 4. yılı var. 720 mikronluk bir kornea şu an santralde 566 mikronda ve herhangi bir rejeksiyon, herhangi bir ödem bulgusu olmadan takibe devam ediyoruz. Bu sunumda sizlere desmemembran endotel keratoplastisinin bence en zor aşamalarından bir tanesi olan greft açılması ile ilgili çok çeşitli olgulardan bahsettim. Gelecek sorular olursa onları cevaplamak isterim. Yoksa ben yine birkaç konuyla bu sunumu tartışacağım. Çok teşekkürler.